Merhaba arkadaşlar. Burger hastalığı olarak bilinen, toplumda budanma hastalığı olarak isimlendirilen, ayak damar tıkanıklığına bağlı oluşan, iyileşmeyen yaralar ve ayak kesilmesine kadar giden bir hastalık burger hastalığı. En önemli sebep sigara. Sigara içmene bağlı ana damarlar tıkanıyor. Bir vaka üzerinden gösterelim şimdi. Bu 30'lu yaşlarda bir erkek hasta, 2 yıldır yol yürümekle baldır kısmında başlayan ağrı, zaman içerisinde ayaklarda oluşan yara, kemik dokuya kadar gördüğünüz gibi ilerlemiş bir enfeksiyonu var hastanın. Yapılan tüm ilaç tedavilerine rağmen ayaktaki yara durdurulamamış ve gittikçe yukarı doğru ilerliyor. Bunun üzerine tarafımıza yönlendirildiğinde yaptığımız anjiyografide, yani bacak anjiyosunda damarların tıkalı olduğunu gördük. Kasıktan itibaren ayak tabanına kadar ana damarlar tıkanmış. Şu damarların hepsi kolateral dediğimiz, bakın, şu damarların hepsi kolateral dediğimiz yan damarlar. Ve bu damarlar maalesef ki ayağın beslenmesini sağlayamıyor. Farklı büyük büyütmelerde de anjiyografik görüntüler yaptık. Damar açmaya uygun bir vaka mı diye baktık. Çok uygun değil ama başka seçeneğimiz de yok. O yüzden sadece ayak tabanından girerek kasığa kadar olan kısmı ayak tabanıyla birleştirmemiz gerekiyor. Oldukça zor bir vaka aslında bu vaka. Ayağın üzerindeki ufak damarı bulduk ve bir kılavuz tel ve bir boru yöntemiyle ayak tabanından kasığa kadar, burada gördüğünüz gibi, o tel ile ilerledik ve kasık kısmında bu teli görüyorsunuz, bu kılıfın içerisine yerleştirip karşı taraftaki bacaktan çıkaracağız. Ve bu bölgeleri balonlarla genişleteceğiz. Şu an balonlama işlemini yaptık. İlk anjiyografiye kıyasla baktığınız zaman özellikle kasıktan itibaren, bakın, burada büyük bir ana damar oluştu. Bu damar öncesinde hiç yoktu ve bu damar şöyle aşağıya kadar geliyor ve devam ediyor. Şimdi daha iyi göstereceğim. Oynasın görüntümüz. Bakın. Buradan itibaren şuraya kadar, bu dizin altı ve bu ayak tabanına kadar geliyor. Bakın, buraya koymuş olduğumuz, damara girmiş olduğumuz, kılıftan vermiş olduğumuz boyar madde de tüm ayağını artık beslendiğini, ana damarın oluştuğunu görüyoruz. Eğer bu işlemi yapmamış olsaydık bu hastanın ayağı diz üstünden itibaren kesilecekti. Bir protez kullanmak zorunda kalacaktı. Günlük işlerini yapamayacaktı. Halbuki şu an sadece ufak iki parmak kesisi yapılabilir. Ki öyle yaptık biz bu hasta. İki ufak parmağın uç kısımlarını ampute etmek zorunda kaldık. Ama bütün ayağı kurtarmış olduk. Hasta 3 yıldır takibimiz altında. Günlük işlerini yapıyor. Özellikle geceleri şiddetli olan ağrıları tamamen ortadan kalktı. Şu an keyifli bir hayat sürüyor. Tabii bir daha sigara kullanmaması gerekiyor. Sigara içen arkadaşlar özellikle duyurulur. Bir başka hastalık konusunda bilgilendirmek için görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.